Evet, o beklenen an geldi. Bilişim diyoruz. Hani bilişim deyince herkesin aklına bildik medya aparatları geliyor. İşte Facebook geliyor, Twitter geliyor, Google geliyor. Ama bunun ötesinde acaba hayatımıza ne katıyor diye düşündüğünüzde aslında çok şey gelmiyor olabilir. Ama bakın, mesela ben 20 sene sonrasına ilişkin, tam 20 sene sonrasına ilişkin küçük bir projeksiyon yapacağım ve dünyanın ne kadar büyük bir değişim geçirdiğini anlamanıza yardımcı olacağım. Mesela 20 sene sonra şu anda henüz mevcut olmayan, yeryüzünde henüz herhangi bir insanın yapmadığı 25'e yakın yeni meslek çıkacak. Ve bu 25'e yakın yeni mesleğin ne olduğunu biz bugün bilemiyoruz bile. Bu mesleklerin adları konulamadı ama konulacak ne kadar zaman içinde? 20 yıl içinde. Bir başka şey var. Şu anda Türkiye biliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde. Kim bu gelişmekte olan ülkeler kategorisinde? Kimler var? İşte Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Güney Kore gibi ülkeler bizimle aynı kulübün içinde. Bir üst kulüp var. Orada da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Avrupa Birliği gibi ülkeler var. Bir alt kategoride de Kongo, Zaire gibi böyle çok geri kalmış ülkeler var. Haiti falan filan işte. Şimdi deniliyor ki bu sözünü ettiğim 25 yeni meslek hayata geçirildiği zaman dünyada iki kutup olacak. Bir tanesi çok zenginler, bir tanesi çok fakirler. Yani ortadaki kulüp, bizim arasında bulunduğumuz kulüp kalmayacak. Dolayısıyla yerinizi ona göre ayırtın diyorlar. Yani bugünden koltuklarımızdaki yeri ayırtmazsak, yani bir üst lige çıkmaya dair bir adım atmazsak hakikaten işimiz zor. Bunları konuşacağız. Bir hayli zamanımız var. Sorularınızı alabiliriz bu arada. Stüdyomuzda çok değerli, çok yetkin bir öğretim üyesi var. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölüm Başkanı Doçent Doktor Şirin Karadeniz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir şey anlatmaya çalıştım ama onu bir örnekle anlatacağım. Ondan sonra sözü size bırakacağım. İstediğiniz kadar konuşun. Çok yakın bir zamanda Avrupa'da bir kentte, bu işte Amsterdam'da, biliyorsunuz orada çok sayıda kanal var Hollanda'da. Her yere kanallarla ulaşılabiliyor. Gemi turlara düzenleniyor. Bu turlara da çok sayıda turist katılıyor. Gemilerde bizim mesela şehir hatları vapurlarında kaç kişi çalışıyordur tahmininiz? Minimum 10. Herhalde. Evet, minimum 10 personelle. Yani bir geminin kara personelini saymıyorum. Yani o karadan halatı bağlayanlar, evet, işte gişede görev yapanlar falan, onları saydığım zaman bir gemi aşağı yukarı 20 kişiyle falan hareket edebiliyor. Tek başına bir kaptan her şeyi yapıyor. Neden? Çünkü o kadar dijitalize olmuş ki gemi. Evet. Küçük bir joystickle istediği gibi hareket ettirebiliyor. Çok büyük bir manevra kabiliyeti var. Hı-hı. Boyundan 4 metre daha uzun bir yerden manevra yapabiliyor, dönebiliyor. Çok sert manevralar yapabiliyor. Yanaşıyor kendi kendine. Halatları bağlaması 10 saniyesini alıyor. Yolcuları alması 20 dakikasını alıyor. Biletlerini kendisi kontrol ediyor. Otomatik falan, dijital. Dedim ki yarın bu kaptan da olmayacak. Öyle mi? Olabilir. Çünkü yapılan projeksiyonlar özellikle gelecekte akıllı sistemlerin her yerde olacağını ve bilgisayarların aslında her şeyin içinde olacağını söylüyor. Şu anda bizim cep telefonlarımızda bu bilgisayarlar var, işlemciler var. Aynı zamanda buzdolabımızda, çamaşır makinemizde, kurutma makinemizde de olacak. Ama bunun dışında bizim çalışma şeklimizi değiştirecek ve belki de bazı meslekler kaybolacak, ki kaybolmaya da başladı. Akıllı sistemler, programlanabilir sistemler yayılacak. O yüzden olabilir. Niye olmasın? Peki, şimdi Türkiye'ye dönelim. Şimdi biliyorsunuz ilk öğretimde, daha doğrusu temel eğitimde 4+4+4'te bilişim teknolojileri diye bir ders var. Ve bu ders uzunca bir süre öncesine kadar seçmeliydi. Seçmeli olunca tabii çocuklar ailelerine danışıyorlar. Diyorlar ki, gidiyorlar anne baba, bu sene ben bir ders seçeceğim. Ne var diyorlar çocuğum? İşte din ve ahlak kültürü var, şu var, bu var. Bir de bilişim teknolojisi var. Onu boş ver diyor. O Facebook diyor. Hiç oraya girme diyor, evet, mesela. Çok çok egzajere ediyorum belki ama aileler bu konuda yeterli bilinç sahibi değil. Yani ya aile karar veriyor ya da okuldaki işte çok değer verdikleri bir öğretmen karar veriyor. Evet. Eğer bilişim teknolojisi dersi seçmeli olmaya devam etse idi, şu anda bizim okullarımızda bilişim teknolojisi dersi öğretilmeyecekti. Biz 2 yıl önce bilişim teknolojisi bölümlerinden mezun olan, yani sizin mezun ettiğiniz öğrencilerle de dayanışarak bu dersi 5 ve 6. sınıflarda zorunlu hale getirdik. Milli Eğitim müfredatına soktuk. Şimdi ama geride kaldı 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar. Hı hı. Bu ders neden zorunlu olmuyor ya da olması gerekiyor mu size göre?
bu dersin kesinlikle zorunlu olması gerekiyor. Hatta 6. yani 5. 6. sınıftan değil, 5 yaşından Bravo. İtibaren başlayarak tüm kademelerde zorunlu olması gerekiyor. Bunun için ben isterseniz dünyada bir neler oluyor? Var, bir onu versin tane, arkadaşlar. 5, 7 yaş, 7, öyle. 11 yaş diye değil mi? Evet. O grafikten. Olur. O grafik şeyi gösteriyor. İngiltere özellikle öğretim programını yeniledi ve 5 yaşından itibaren her düzeyde zorunlu bilişim teknolojileriyle ilgili bilişim dersini Şöyle, koydu. Şöyle ekrana dönün Şirin Hanım. Şuradan şunu bize bir anlatın. Ne demek bu? Bu şu demek. İngiltere 2 yıl önce yaptığı öğretim programında belirli kademelerde yani 5-7'yi birinci key stage diyorlar, birinci bölüm. Daha sonra 7-11 yaş, 11-14 ve 14-16 yaşların hepsinde bilişim dersini zorunlu hale getirdi. İşin ilginç yanı sadece yazılım kullanma ya da bilişimi öğrenme değil, bilgisayar bilimlerini öğrenme, yani temel kavramları öğrenme, bilgisayarda iletişim nasıl oluyor, bir ağ yapısı nasıl kullanılıyor, bilgisayar bilimlerinde soyutlama kavramları nelerdir gibi bu tür üst düzey kavramları, yani bilimi öğretmeyi, ikincisi bilişim teknolojilerini öğretmeyi, üçüncüsü de dijital güvenliği öğretmeyi başladılar. Özellikle bu üç ayaklı programda çocuklarını 5 yaştan itibaren tüm kademelerde yetiştiriyorlar, robotik çalışmaları yapıyorlar, programlama öğretiyorlar. Ve hepsinde de zorunlu olarak gösteriyorlar. Peki, şimdi bizdeki duruma dönelim isterseniz. Bizde durum nedir? Bir defa 5-7 yaşı ıskalıyoruz biz. Onu yani ıskaladık. Onu yapmıyoruz şu anda. Evet. Temel eğitimde yani bizim o sözüne ettiğimiz 5 ve 6. sınıflar işte 11. yaşa tekabül ediyor aşağı yukarı. Evet. 10-11 yaş. Yani biz şu anda izleyicilerimize göstermek bakımından söylüyorum. Sağ taraftaki kırmızı bardayız. Yani kırmızı bardan itibaren başlatıyoruz bilişim eğitimini ama daha aşağıya doğru inmiyoruz. Yani 5 ve 7 yaş bir defa geçmiş oluyor. Dolayısıyla oraya dönmemiz lazım değil mi? Hani temel eğitimin de öncesinde anaokul eğitimine, anaokul eğitiminden itibaren, hani kreş eğitimine çok girmek istemiyoruz ama 5 yaştan itibaren, yani buradaki amacımız şu değil, çocukları teknolojiye hapsedelim, sürekli bunu görsünler değil, teknolojiyle ilgili temel kavramları, o düşünme biçimini almaları için. Sağdaki konular ise bunlar her yaş grubunda gösterilen konular. Yani 5 yaşında, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğa da dijital güvenliği öğretiyorlar. Bu bizim için inanılmaz derecede önemli. Çünkü çocuklarımız bilgisayarı Facebook'tan ibaret zannediyor. Cep telefonunu WhatsApp gibi anlık konuşmalardan ibaret zannediyor ve en çok da oyun oynamak olarak görüyor. Ama kendilerini bu teknolojide güvenli hissedecek, yani güvenliğimi nasıl korurum, zorbalıkla karşılaştığımda ne yapmam gerekir, ben bu tür ortamlarda ne tür etik ve ahlaki davranışlar göstermem gerekir, bu bilgilere sahip değiller. Anne babalar ise çocuklarının o teknolojiyle ne yaptığını bilmiyorlar, yani onlara da bilinçlendirmek gerekiyor bu konuda. Evet, şimdi mesela şöyle bir örnek daha vereceğim. Yani o örneği verdiğim zaman daha iyi anlaşılacak. Biraz önce o ülkeleri kategorize ederek yaptığım şey Türkiye ile ilgiliydi. Diyelim ki mesela şu anda Türkiye'de neyi tartışıyoruz biz? İşte bedelli askerlik değil mi? Evet. Çocuklar bedelli mi yapsın yoksa normal mi yapsın? Bunu tartışıyoruz. İşte asgari ücreti tartışıyoruz. Yani asgari ücret 400 dolar mı olsun, 500 dolar mı olsun? Ya da işte mavi yakalılar için yeni eğitim stratejileri hazırlıyoruz ve bunları sadece el becerisi kazandırıyoruz. Şimdi 20 yıl sonra mesela dünyada robot işçiler çıkacak. Evet. Dolayısıyla asgari ücreti konuşmayacağız. 20 yıl sonra robot ordular çıkacak. Hı hı. Yine asgari ücreti konuşmayacağız ya da bedelli askerliği konuşmayacağız. 20 yıl sonra insansız araçlar yollarda gezecekler. Dolayısıyla hani oto tamircisi, servis, bakım falan filan gibi şeyler hayatımızdan çıkacak. Yine 20 yıl sonra bakacaksınız mesela biraz önce örneğini verdiğim o gemide kaptan olmayacak. Yani bizim bugün şehir hatlarında 20 kişiyle hareket ettirilen gemiler, evet, Hollanda'da bir kişiyle hareket ettiriliyor ve bu bir kişinin muhtemelen 5 yıl sonra devreden çıkacağını düşünüyorum. Peki şimdi orada da bir istihdam sorunu baş gösterecek. Evet. Bunu nasıl aşacağız? Orada insanın başka yetenekleri mi devreye girecek? Evet, başka beceriler ve yetenekler gelmesi gerekiyor. Özellikle bazı raporlar var. Bu raporları çok ciddiye okumak lazım. Örneğin Amerika istihdam raporları şunu gösteriyor. 2018'de özellikle fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında %17'lik bir istihdam büyümesi olacak. Bunun dışında başka bir raporda
dünyada 2022'de, bakın çok da fazla yok, 7 yıl içerisinde matematik ve bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda %18'lik bir istihdam büyümesi olacak. Yani artık bilişim, bilgisayar alanında daha fazla istihdam olacaktır. Bu şu demek, nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var bizim bu alanlar için. Ama bunu sağlayacak mekanizmalarımız var mı? Önemli olan da bu zaten. Şöyle bir baktığımızda ben hani bu raporları gördükten sonra hemen ülkeme dönüyorum. Ne yapıyoruz biz diye. Acaba bu robot işçilere, robot devrine biz de geçebilecek miyiz? Robot askerlere biz de geçebilecek miyiz? Biz de var olabilecek miyiz acaba diye. Özellikle kalkınma planlarına bakıyorum. Yani hedeflerimize baktığımızda son her kalkınma planımızda bizim bilim ve teknolojiyi geliştireceğiz, üretim yapacağız diye bir hedefimiz var. Son kalkınma planına baktığımızda buradaki hedefimizin sadece teknoloji üretimi değil, teknolojiyi ticaretleştirip, marka haline getirip, küresel ölçekte rekabet edeceğimizi hedefliyoruz. Peki bunu yapıyor muyuz? Neler yapıyoruz? Yani böyle yüksek bir hedefimiz varken biz neler yapıyoruz diye baktığımda özellikle TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, üniversite düzeyinde öğrencilere birçok burslar, destekler veriyor araştırmacılara ve birçok fonlama sağlıyor. Onlara destek olarak proje üretmelerini istiyor. Biz aynı zamanda üniversitelerde teknoloji ofisleri, yaratıcılık ofisleri, yenilikçilik, kuluçka merkezleri, girişim kulüpleri kuruyoruz. Ama bir daha başka bir istatistiğe baktığımda OECD ülkeleri içerisinde 2012'de teknoloji üretimi açısından 53 ülkeden 49. sıradayız. Evet. Yani biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Hedefimiz var, bir şey yapmamız gerekiyor ama stratejimizi eğitimin en üst kademesinden kurguluyoruz. Oysa üniversiteye gelen çocuklarımıza biz hadi yaratıcı ol, fikir üret, girişim yap, destekleyeceğiz seni diyoruz ama bu çocuklar o becerilerle gelmiyorlar ki. Yani o becerilerle donanarak bizim karşımıza üniversite düzeyine gelmiyor. Bu yüzden aslında üniversite düzeyine yapılan bu yatırımları üniversitenin altındaki tüm öğretim kademeleri için yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızın bilişim dünyasını anlayabilir, fikir üretebilir, yaratıcı olabilir ve girişim yapabilir hale getirmemiz lazım. Yoksa patent başvuru sayımız da artmayacak. Üniversite düzeyine gelen çocuklarımız da girişim yapamayacak. Vallahi patent sayısı dediniz, bakın oraya yani siz getirdiniz lafı. Ben de mecburen gireceğim o aradan. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, kendisi çok iyi bir siyasetçi. Yani şöyle söyleyeyim, mesela kabinenin bana deseler ki en samimi bulduğunuz 3 üyesini sayın, bu üçünün arasına koyalım. O kadar net söylüyorum. Ama mesela şöyle bir itirafta bulundu. Dedi ki bizde dedi Ar-Ge, yani araştırma geliştirme. Ar var, araştırmayı yapıyoruz ama geliştirmeyi yapmıyoruz. Bu dediğiniz olay bu işte. Hakikaten çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani TÜBİTAK'a götürüyoruz, patentimizi veriyoruz değil mi? Kağıt üzerinde diyoruz ki bakın çok güzel bir şey yaptım, bu hayatımıza şöyle bir kolaylık getiriyor. TÜBİTAK alıyor bunu. Aferin, bravo falan diyor. Sonra size bir de ödül veriyor. Ve o patentinizi alıyor, işliyor. Sonra ne oluyor? O patent hayata geçmiyor. Şimdi orada takılıyoruz galiba, öyle mi? Üretim kısmında takılıyoruz biz. Evet. Yani bir şey üretme konusunda takılıyoruz. Burada bilişim teknolojinin rolü nedir? Bilişim üretmek en önemli sahalardan biri. Demin istihdam rakamlarını verdik. Ama onun dışında her sahada, mesela finansta, tıpta, hukukta bilişimin olmadığı bir çözüm yok. Yani meslekler ve yapılan her şey şu anda evrimleşiyor. Örneğin finans alanında olan birisi bilişimi kullanarak çok güzel bir ürün ortaya çıkarabilir ve bunun patentini alabilir. Ama çocuğun bu becerilere sahip olması gerekir. Gene burada ben bir karşılaştırmayı sizinle paylaşmak isterim. 2013 yılında 21 ülkede bir karşılaştırma yapılıyor. Çocuklarımız, evet, acaba 8. sınıftaki çocuklarımız bilgisayar ve bilgi okuryazarlığı becerileri açısından ne durumdadır diye. Evet. Bilgisayar becerilerinin dışında bilgi okuryazarlığı şunu söylüyor. Yani araştırdıkları şey şu. Acaba bizim çocuklarımız bilgisayar ve interneti kullanarak araştırma yapabiliyorlar mı? Buldukları bilgiyi kopyalamadan, sentezleyerek yeni bir bilgi üretebiliyorlar mı? Ve sonrasında bunu bir çoklu ortam sunumu haline getirebiliyorlar mı? Burada yapılan karşılaştırmada 21 ülkeden sizce kaçıncı olmuşuzdur biz? Vallahi hiç tahmin edemiyorum ama çok kötü bir yerde olduğumuzu söyleyeyim. 21. sıradayız. 21'de 21. Şahane. 21'de 21. sıradayız. Bunun daha da vahimi şu.
Bizim çocuklarımızdan yani 10 çocuğumuzdan 9'u temel bilgisayar ve bilgi okuryazarlığı becerileri açısından başlangıç seviyesinde. Yani temel seviyede. Bizim yanlış yaptığımız şey şu. Çocukları görüyoruz. Aa, ne kadar güzel tablet kullanıyor. Bak benim yapamadığımı yapıyor. O yüzden bu kendisi üretim yapabilir diye düşünüyoruz. Oysa kullanmak üretmeyi garantilemez. Bunu da yani bizden daha iyi kullanması o çocuğun o teknolojiyi üretebileceği anlamına gelmez. Kendisi gibi yaşıtlarıyla karşılaştırdığınızda o çocuğun nerede olduğu çok önemli. Ve bizim çocuklarımız başlangıç seviyesinde, bunu yükseltmediğimiz sürece teknoloji üretimini yapma şansımız yok. Evet, şimdi hani bilişim çağındayız. 20 yıl sonra olacakları ben söyledim biraz önce. Bunlar kehanet değil. Bunlar artık böyle tekstere girmiş bilgilerden bahsediyorum. Benim söylediğim bilgiler de raporlara evet, dayalı. Ki, yani bunların hepsi. Şunu ama olacak. Mesela idrak edemiyorlar galiba. Yani 20 yıl sonra dünyanın geleceği, dönüşeceği noktayı biz şu anda ıskalıyoruz ve çok geriden geliyoruz. Evet. Eğer siz hala 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde bilişim teknolojisi diye bir dersi okullarınızda seçmeli diye tutarsanız gidebileceğimiz küme belli yani. Türkiye o ikinci kümede aşağı doğru inecek. Zaten ortadaki küme kalmayacak. Yukarıya doğru sıçrama istidadı olan, yeteneği olan iki tane ülke var. Bir tanesi Hindistan, biri de Endonezya. Bu ikisi muhtemelen önümüzdeki 20 yıl içinde gelişmişler ligine terfi edecek. Zaten Güney Kore çoktan terfi etmiş durumda. Güney Kore'yi gelişmişler, gelişmekte olanlar arasında gösteriyorlar ama yanlış. Tayvan keza gelişmişler arasında olacak. Dolayısıyla biz Brezilya, Meksika, Arjantin, Peru, Şili, Paraguay, Uruguay, Malezya, Güney Tayland. Afrika gibi ülkeler, belki Güney Afrika bile kendini kurtarabilir, aşağı doğru düşeceğiz. Şimdi aşağı doğru düştüğümüz zaman işte o dediniz ya, 21 ülke arasında 21. sıradayız. Bizim yukarıya doğru çok hızlı bir hamle yapmamız lazım. Evet. İşte orada ne yapmamız lazım? O hamle, şimdi bu rapor Avrupa Birliği için hazırlanmış bir rapor. Avrupa Birliği ne yapıyor onu söyleyeyim ben. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki çocuklar da çok ileri düzeyde çıkmamış bu araştırmada, orta düzeylerde çıkmış. Hemen bir strateji raporu hazırlamaya giriştiler. Acaba biz çocuklarımıza bu becerileri, bilişimsel düşünme becerilerini nasıl kazandırabiliriz? Ve en önemlisi de tüm çocuklarımız için fırsat eşitliğini nasıl sağlayabiliriz diye bir strateji belgesi ortaya çıkartıyorlar. Almanya bu sıralamada 5. sırada ve 5. sırada olmaktan aslında çok memnun değil. Temel beceriler açısından 10 öğrencisinin 3'ü başlangıç seviyesinde Almanya'da ve Almanya'nın yaptığı birçok etkinlik var. Bir etkinlik ise ilkokuldan itibaren bilişim dersini koymak. Evet. Yani biz bunlara baktığımızda biz dünya konjonktürünü biliyoruz. Eğitimciler olarak takip ediyoruz. Ekonomistler takip ediyor. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hedeflerimiz hazır. İşin ilginci bunu yapacak insan gücümüz var bizim. Yani diğer ülkeler bu dersleri koyarken en büyük sıkıntısı yetişmiş insan gücü olmaması. Bizde bu var. Oysa bizde her sene 3000 kişinin mezun olduğu 54 üniversitede bölüm olan bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümleri var. Ve çocuklar buradan bilişim teknolojileri öğretmeni olarak ve öğretim teknoloji unvanı alarak mezun oluyorlar. Peki burada bir soru. 54 üniversitede bilişim teknolojisi öğretmeni yetiştiren bölüm var. Kaç kişi mezun oluyor bir yılda? 3000 kişi alınıyor. 2500-3000 mezun oluyor. Ben hesabı oluyordur. Şöyle yaptım. Yani bu ders zorunlu hale gelinceye kadar bu 3000 çocuğun yaklaşık 2800'ü boşta kalıyordu. Yani evet. Herhangi bir işe giremiyordu. Neden? Çünkü bir okulda, bir sınıfta seçmeli dersin zorunlu hale gelebilmesi için en az 20 çocuğun gelip ben bu dersi seçtim demesi evet. lazım. 20 çocuğu bir araya getiremeyince sınıf oluşturamıyorsunuz. Sınıf oluşturamayınca da zaten o okula bir bilişim teknolojisi öğretmenine ihtiyaç kalmıyor. Varsa bile başka işler yapıyor. Başka müdüre işler. Yardımcı oluyor. Teknik sorunları çözüyor. Müdürün bilgisayarı bozulunca ona yardım tabii ediyor. Tabii tüm bilgisayar donanım bozulmasıyla o ilgileniyor teknik eleman olarak. Diğer öğretmenlerin teknoloji kullanımına yardımcı olmaya çalışıyor aslında. Yani ne iş olsa teknolojiyle ve bilişimle ilgili ne iş olsa yapıyor. Ama bu öğretmenlerimizi aslında biz iki yönden yetiştiriyoruz. Birincisi bilişim teknolojileri öğretmeni olarak, yani bu işin eğitimini verecek insan olarak yetiştiriyoruz. İkincisi de diğer öğretmenlerin rehberi olarak, bir matematik öğretmeni online bir teknoloji, bir tablet ya da başka bir şey kullanmak istediğinde bunun nasıl yapacağına ilişkin rehber olacak kişi olarak yetiştiriyoruz. Evet. Aslında bu iki tarafta iki ayrı insanın okullarda olması gerekiyor.
aynı zamanda altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizde de her yerde laboratuvar yok. Varsa bile bu cihazların da yenilenmesi gerekiyor. Yani biz şu anda bir aksiyona geçersek, bir hareket alırsak bizim insan gücümüz var. Altyapı iyileştirmemiz gerekiyor. Bir de öğretim programımızı çağın gereklerine özgü olarak güncellememiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Zaman su gibi akıp geçti. Bitirdik ne yazık ki süreyi ama ben birkaç notla bitireceğim. Siz kalkmayın lütfen. Birlikte kalkacağız çünkü masadan. Tabloyu anlatmaya çalıştık. Daha doğrusu tabloyu gözlerinizin önüne sermeye çalıştık. 20 yıl sonra başka bir dünya var. Ve bizim bu başka dünyaya hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için biraz önce Şirin Hanım söyledi. 3000, her yıl 3000 genç yetişiyor bu iş için ve çocuklara eğitim vermek üzere ama... Ama bu çocuklar şu anda iş bulamıyorlar. Çünkü sadece 5 ve 6. sınıflarda bilişim teknolojisi dersi zorunlu. Diğer bütün kademelerde zorunlu olması halinde bu çocuklar eğitimci olacaklar. O çocukların eğittiği çocuklar ileride yazılım ve programlama yapmaya başlayacaklar. Belki çağı o zaman yakalamamız mümkün olabilir diye düşünüyorum ama devam edeceğiz bu konulara.